Tabii. Bir de hocam benim babam çok şey. Böyle bir kadı. Hani diyeceksiniz ki bu babadır, her zaman şey yapıyorsunuz, anlatıyorsunuz, ne olursa olsun bu babadır, size dünyaya getiren bir babadır. Ama benim babamın bende şöyle hiçbir emeği yok. Hep Almanya'da, yurt dışındaydı. Amcam, yengem hep başkalarının kapısında, elinde büyüdüm. Yani böyle bir yardımı, bir şey yok. Böyle bize karşı çok sert, özellikle kız olduğumuz için. Yani böyle bayramda gitmek istemiyorum hocam. Ne bileyim, günahımı kalıyorum, ne yapsam, sizden bir akıl istiyorum. Peki efendim. Biz dedi dünyaya geldik dedi. Biz dedi babamı hiç görmedik dedi. İşte dayımdı, yengemdi, teyzemdi, neyse falan. Bunlar büyüttüler bizi dedi. Babam yurt dışındaydı dedi. Kız evladı olmamız sebebiyle bize de çok sert davranıyor dedi. Hala öyle dedi. Yani bayramda gitmek istemiyorum. Yok bayram seyran. Yani sert de davransa netice itibariyle babadır. Gidecek, bayram mübarek olsun deyip işte misafirler gelecek deyip oradan uzaklaşır. Oradan uzaklaşır. Ama biz evlat olarak üzerimize düşen yaparız. O baba olarak yapmadıklarının hesabını verir. Kimsenin yanına kar kalmaz. Herkes zannediyor ki ben yaptım oldu falan. Görürsün sen yaptın, oldu mu olmadı mı? Daha ölür ölmez gel bakalım diyecek hemşerim. Gel bakalım. Avukatını isterim, iste iste. Bir sürü avukat çağır. Gelebilen varsa o avukat da kendilerini kurtarabilirse sana yardıma gelirler. Gelebilirse tabii. Ha orada insanın avukatı olmaz mı? Olur. Dünyadayken Allah Teala sevdiklerini sever. Onların buyurduğu şekilde hareket etmeye çalışır. Gayret gösterirsen Allah Teala sen hesaba çekilirken onları haberdar eder. Onlar yardıma gelir. Şefaat ederler. Oradaki avukatlık öyle. Ama şefaata kavuşabilmesi için de sen dünyada söveceksin, hakaret edeceksin. Onların dediğin hiçbirisini yapmayacaksın. Sonra da bana yardım edin. Yo, geçti o. Peki ne yapman lazım? Onlara buyurduğu şekilde hareket edeceksin. Onlara muhabbet edeceksin. Ve Allah-u Teala da mahşer günü onlara şefaat izni verildiği zaman senin durumunu Allah-u Teala onlara bildirir. Ve onlar da aynı şekilde şefaat eder. Yoksa Allah-u Teala dilemedikçe mümkün değil. Sen söveceksin, hakaret edeceksin. Sonra da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam varislerine küfredeceksin. Ehl-i Sünnet alimlerine aynı şekilde dil uzatacaksın. Sonra da Peygamber Efendimiz'in şefaatine kavuşacaksın. Zaten böyle olan kimseler şefaatten inkar ediyor. Ya ne benim insanlar ya? Sen bulunmadık Hint kumaşı mısın ya? Sen bulunmadık Hint kumaşı mısın? Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamber reddedeceksin. Ve güya Müslüman olduğunu söyleyeceksin. Allah-u Teala da seni affedecek. Ne zannediyorlar ki bunlar kendilerini? Allah-u Teala muhafaza buyursun. Allah-u Teala, siz geçen söylemiştiniz ya. Hem büyükler de öyle, Peygamber Efendimiz de öyle, Allah-u Teala da öyle. Kendisine karşı yapılan şeyi affediyorlar ama sevdiklerine affetmiyorlar. Cenab-ı Hak hepimizin neticesini hayır eylesin inşallah Teala. Onun için bu dinleyicimiz babasına gene gerekli evlat olarak hürmeti göstersin. Göstermemiz gerekir. Ha canımız sıkılır veyahut da nefsimiz ağır gelir. Olsun. Ama o baba babalığını yapmadığı için de hesabını görür. Peki evlat evlatlığını yapmasa o da aynı şekilde yaptığını karşını görür. Hiç kimse vareste değildir. Yani uzak değildir. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kanunu koymuş. Estağfirullah. Ve men ya'mel mefkale zerraten hayran yara ve men ya'mel mefkale zerraten şerran yara. Sadakallahu azim. Yani orada zerre kadar iyilik buyuruluyor meal olarak. Karşılık görecektir. Zerre kadar kötülük de karşılık görecektir. Zerre zerre ya. Çünkü estağfurullah böyle. Femen ya'mel mifkale devraten hayra ya. Zerraten hayra ya. Zerre kadar bile. Evet zerre kadar bile olsa bu hayırın karşılığını görecektir. Zerre kadar da olsa kötülüğün karşılığını görecektir. Ha Allah-u Teala imanı olan, ehl-i sünnet itikadında olanlara yaptığı kötülüklerin karşılığını dünyada veriyor. Hastalık olarak, musibet olarak, dert olarak dünyada veriyor. Dünyada çektiriyor. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala bir gün talebelerine sohbet ederken buyurmuşlar ki, kardeşim buyurmuşlar, yani dünyada geldiği için sevinmek lazım. Çünkü ahirete bırakılırsa o 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000 takat getirilmez orada buyuruyorlar. Takat getirilmez. Burada gene dua edenin var, seni teselli edenin var. Orada o da yok. Yapayalnızsın, tek başınasın. Tek başınası mizanın başında meleklerde şey de yok. Şöyle sana birazcık izin verelim de falan filan solukla. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ancak oradaki hesaba çeken vazifeli melekleri bir tek Allah-u Teala durdurur. O kulumu hesaba çekmeyin diye dururlar.
Ama onun dışında hiç kimse onlara mani olamaz, durduramaz. Hiç kimse mani olamaz, durduramaz. Hani Emel abilere sormuşlar ya, efendim siz niçin neşelisiniz? Ben de şöyle mi düşünüyorum? Ölümden sonraki hayatı düşünüyorum. Onları düşününce dünyada olan şeyler hiç yani var mı yok mu hesabı bile gelmez. Onun için demiş neşeliyim ben. Kul hakkı var. Ahirette bunun hesabı var. Mutlaka hesabı var. Mutlaka hesabı var. Onun için de Allah-u Teala etmesin, anlayışını artırsın.